Sen bizim mahalleye geldin geleli, canım bize ne akıl kaldı ne de fikir. Bitti o endam eda, nedir öyle hey yavrum? Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta, sporda, stepte. Terzi mukadder, satıp saldı malı mülkü. Gizlisi saklısı kalmadı, topumuz niyette. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Yerler seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Seni yerler seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Sen bizim mahalleye geldin geleli, canım bizde ne akıl kaldı ne de fikir. Bitti o endam eda, nedir öyle hey yavrum? Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta, sporda, stepte. Terzim mukadder, satıp saldım o mülkü. Saklısı kalmadı, topumuz niyette. Çıtı çıtı. Kıtı kıtı. Çıtı çıtı. Çıtı çıtı. Biz müzeden herkese merhaba. Herkese iyi hafta sonları, yine dop dolu bir bölümle karşınızdayız stüdyomuzda. Çok değerli bir konuğumuz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda gelebildim. Sonunda yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama güzel karşıladık değil mi? Evet ya. Gerçekten güzel karşılama. Sizin de ağzınıza sağlık orkestraya da. Evet geçmiş olsun. Teşekkür ederim. New York'tan başlayalım. Vallahi nasıl oldu? Ay ne New York'tu vallahi. Gittim geldim. Yani gittim gelirken. Ne oldu? Gelemiyordum neredeyse yani. Zehirlenme durumu oldu. Ve çok ciddi bir zehirlenme. 5 gün hastanede yattım. Hiçbir şey yemek yiyemedim, su içemedim. Sadece serumla beslendim. Ve şu anda herhalde çok zayıf ve çok ince gözüküyorum galiba. Çünkü hastaneden çıktığımda şöyle bir aynaya baktım. Bu sen değilsin falan dedim kendime. Şimdi toparlanma süreci. Artık yaz geldi, güneş açtı. Ve konserler başlayacak. Ufak ufak böyle biz de onlara heyecanlanıyoruz. Şimdi artık çalışma zamanı ve toparlanma zamanı. Nazar değdi kesin. Çünkü kesin. Şöyle bir durum var. İlk konser anonsunu yapan sensin sosyal medyadan. Yurt dışında da ilk konsere giden sen misin bilmiyorum ama galiba ben, öyle. Benden önce bir Mehmet Erdem falan gitti diye biliyorum ama. Hani şey bizim şeylerden ben gittim herhalde. Ama yani nazar nasıl geçti da, bu arada orada evet, konser? Çok güzeldi. Yani o kadar keyifli bir Türk izleyici vardı ki. İlk defa Amerika'da konser verdim hayatımda. Ha bir de pandemi de değil. İlk defa Amerika'da. Amerika'da ilk defa konser verdim. Bir de hep pandemide oldu bunlar. İlk defa Harbiye yaptım, pandemide yaptım. Yani denk geldi ama sonuçta hayat devam ediyor ve orada çok keyifli bir konser verdik. Oradaki yaşayan Türkler o kadar böyle hasretle
bizi bekliyorlardı ki sahneye çıktığımda o kadar keyifliydi ki her şey. Bir de zaten pandemi oluşu, iş çıkartıyoruz, sevmek yüzünden çıktı. Sen çok iyi biliyorsun, en Bomba son gibi Galata'da çıktı. beraberdik. Ve yani şarkımızı izleyiciye söyleyemiyoruz. Söylesek de işte online konserler veriyoruz. Ama online konserleri verdikten sonra karşımızda dinleyici, izleyici yok, bizi alkışlayan yok. Çok değişik bir süreç yani aslında hepimizin yaşadığı çok zorlu bir süreç. Ama inanıyorum ki sanki böyle az kaldı Evet, ve çok bitmek üzere gibi kaldı. geliyor. Artık şeyindeyiz. Yani orada konser çok keyifliydi. Ne İnşallah güzel. tekrar gideceğim Anlatsana biraz Eylül'de. yani Evet, oradaki... pandemi koşullarında nasıl Vallahi yarı gerçekleşti? kapasite yaptılar orada konseri de. Aynı Türkiye'deki gibi. Ve oradaki herkes aşılanmış olduğu için ben çok rahat ettim aslında. Sokaklarda maskesiz yürümek, ne demek, sokağa çıkmak. Yani çok basit Serbest şeyleri... miydi, özgür müydü? Yani İsteyen takıyordu. takıyor. Ben sokakta yürürken Ama takmadım. yasak Ama değildi. yasak değil. Çünkü bütün eczanelerde bütün aşılar var. İstediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde aşınızı gidip ben BioNTech olmak istiyorum ya da başka bir şey olmak istiyorum deyip yaptırıyorsunuz. Böyle bir özgürlük olunca ben birazcık rahat ettim. Rahat edince rahat rahat orada gezebildim. Ama tabii konseri de çok keyifli vermiş İnsanlar bir de oldum. özlemişti, değil mi? Biz Yani de hem şimdi. özlemiş ben de çok özledim. Sahneyi öyle bir özlemişim ki yani böyle inmek istemedim sahneden. 2 gece çok keyifli, çok eğlendik yani. İnşallah Oh. Eylül'de tekrardan bir böyle gezeceğiz. Aa, ne Beş güzel. şehir belki, 5 eyalet öyle bir şeyler yapacağız. Harika. Buradaki konserin? Burada konserlerim başlıyor. İlk konserim 3 Temmuz'da Antalya Ay, Çıkava'da Musa olacak. Göçmen. Ve senfoni orkestrası ile Of. çıkacağız. Musa Göçmen şefimiz. Yani Muhteşem. çok acayip bir şey oldu o da. Çok. Yani benim hep pandemide başıma çok güzel şeyler geldi aslında. Yani bunları değerlendirirken bazen hani böyle inişler çıkışlar oluyor, sağlık problemleri vesaire ama o kadar böyle istediğim şeyler bu dönemde başıma geldi ki işe gidiyoruz mesela. Herkes de var o korku. Bir şey olacak mı? Mikrop kapar mıyım? Covid olur muyum? Ama yani işe de gitmem gerekiyor. İnsanların eğlenmesi lazım. Benim de işimi yapmam gerekiyor. Vesaire gibi. Bunları böyle bir kafamızda böyle toparlıyoruz falan. Şimdi artık böyle Temmuz'a doğru yavaş yavaş böyle kendimizi hazırlayıp Harika. Musa Konserler olacak. Göçmen'le beraber büyük coşacağız. Geçen sene Çok konuğumuzdu, heyecanlı. inanılmaz bir adam. Evet, çok Süper. şeker. Şimdiden aynı. Evet, Ben çok şeker. orkestra ile harika O zaman olacaksınız sizi de bence. bekliyorum konsere. Bir Mutlaka. Antalya heyecanı. dışında inşallah İstanbul'da da İnşallah. olacaktır diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Ankara'ya daha provalara gideceğiz. Şu an bütün notalar yazılıyor. Oradaki orkestra provalarını yapıyor. Ve biz onlara dahil olacağız. Sonrasında da inşallah hayırlısıyla 10 şehir birden. Kaçıramayız bunu. Bence Yani gidelim. bu çok deli bir şey Biz olacak. şeye denk Gerçekten ettiniz. çok Bodrum ya da heyecanlıyım. Çeşme. Tamam, sizi bekliyorum. Bunu Burada sizin asla yeriniz. gerçekten kaçıramayız. Peki sevmek yüzünden konuşalım. Tabii Şahane ki. bir şarkı çıktı ortaya. Ah çok güzel şarkı değil mi? Çok. Ne Şarkının geldiyse başımıza ötesi sevmek yüzünden senin geldi de şu ana zaten. kadar en iyi yorumlarından bir tanesi. Senin de sen yapan bir şarkı gibi geldi bana. Ya. Sen aynı şeyi mi düşünüyorsun? Ben bayıldım. Bence de. Diğerleri kötü Bence değil. de öyle. Bu. Hepsinin tadı ayrı. Hepsinin ruhu ayrı. Aranjmanları birbirinden farklı, güzel. Sözleri. Bir kere zaten bu kolektif bir iş olduğu için yine onunla gurur duyarak söylüyorum. İşimizin içinde yine Sezen Aksu parmağı var. Ruhu var. Yani o kadar kıymetli bir şey ki bu. Ersay Üner var. Ben varım. Ozan Bayraş'a var. Hepimiz bu Çok işi sert bir oldu. yerinden tuttuk ve çok güzel bir şey oldu. Genco Arı çok güzel bir aranje yaptı. Yani bu şarkının aranjesi için aklıma tek gelen kişi oydu. Yani kime gideceğim, kime gideceğim, ne yapacağım? Artık yani çalışmadığım da insan kalmadı. Çalışmadıklarımdan bir tek Genco kalbimde böyle yatan aslan diyeyim. O kalmıştı. Ve Genco'ya gittim. Şarkıyı bir piyano başında şöyle bir geçtik. Bir gün önce de göndermiştim zaten. O da çok sevmişti şarkının her halini yani böyle dinledi. Tamam, ben buna başlıyorum dedi. Bir gün sonra zaten ben bu aranjeyi dinledim. Çok güzel, Müthiş. Peki harika. şeyi merak ediyorum. Sen bu şarkıyı 4 yıl beklettin aslında. Evet. Albüm sürecindeyken ben bazen albüme girecek şarkılar arasındaydı. O zaman sözleri yazılı değildi henüz. Biz de baktık hani artık yavaş yavaş albüm çıkıyor. 14 tane şarkı var içinde ve çok fazla şarkı oldu. Bunu ayıralım. Bu da benim böyle özel olarak böyle kalbimde bir yeri olan bir şarkıydı. O yüzden onu ayırmak istedim ve iyi ki ayırmışım. Böyle bir Müthiş. dönem çıkışında insanlara çok iyi geldi. Bana çok iyi geldi. Uzun bir süre hiçbir şey yapmamıştım. Onun da bir heyecanını katladı aslında. Çok inandığım bir şarkıydı çünkü. Şimdi artık tek dileğim dinleyicinin karşısına geçip gözlerinin içine bakarak şarkılarımı söylemek. Yani bunu Harika. çok özledim. Gerçekten herkes
bir şekilde hayatına devam ediyor ve devam etmeli. Ama artık bizim de, bize de sıra gelsin. Biz de işimizi yapalım. Çünkü gerçekten çok özledim. Yani dinleyicimi özledim. Onları eğlendirmeyi, sahnemi özledim. Orkestramı özledim. Ve artık çok az bir zaman kaldı. İnşallah kavuşuyoruz. İnşallah. Evet, kavuşuyoruz. Bu kadar sevmek yüzünden dedik. Dinleyelim o zaman. Hadi, evet. Hemen. Günahımsa günahımdır, günahsız öyle sansın. Beni bir odaya kapatın, 40 yıl yemeğimi suyumu verin, ben bunu yazamam. Peki kaç yıl verirler Kara Sevda'da? O, evet, o da bu ne muhteşem yani? Bir laf. Ah Sezen Aksu. Sana kaç sene verdiler? Bana sonsuz. Bana en sonsuz. En uzun kaç yaşadın? En uzun, evet. En uzun Kara Sevda'dan ne? Uzunluk Kara Sevda'm, uzunluğum 2 yıl falandır maksimum. Ama yazı yani, mı? Çok az. Evet, vallahi az yani çok. Aslına bakılınca. Yok, çok. Çok mu? Çok. Çok. Aa, çok dediler. Evet, çok, çok. Biz çok, çok diyoruz. Dendi. Aa, yok, olma, çok. Hayat akıyor, olmaz. İki sene peki, çok değil mi? Öyle bulmuşsun ki ya, hep hit buluyorsun gerçekten. Ya, keşfediyorsun, çıkarıyorsun. Ve senin bir de uğurluk kulaklığın var.
Bütün hitleri. Evet, Funda'dan okuduk ilk onu. Dinlediğim, evet ya, onu okudum kulaklı. Da sonra. Evet, o benim şey, Sezen Aksu'nun bir kulaklığı vardı. Ben de ondan gördüm böyle. Bütün mixleri falan onunla dinliyor. Ben de özendim, gittim aldım o kulaklıktan. Ve artık şey, yani gördü böyle, her yeri paramparça oldu böyle, kenarları Yenisi çıktı. yok mu? Yenisi var ama o benim uğurlu kulaklığım. Ha. Yani onu da dinliyorum. Bu arada alacaktım kulaklık. Unuttum yani, aklımdan gitti. Yeni bir kulaklık alma hevesim de yok. Çünkü onu her, yani her şeyimi onda dinledim. İlk Yankı'yı da onda dinledim. Prens Prenses'i, Benba, bütün albümü. Aa. Ve böyle o kulaklık benim için şey, yani hani ölene kadar saklayacağım. Hiçbir zaman çöpe gitmeyecek. Yani Çok yeni güzel. bir sürü şey belki çıkacak üstüne ama ben o kulaklıktan vazgeçmeyeceğim. O benim böyle uğurlu Sıkı. kulaklığım Bütün hitler yani. oradan Evet. çıkıyor. Bütün hepsi Sen de oradan. onda dinledin Evet, ilk. ben de onu. Evet. Ve klibin nasıl efsane. Evet, Ay, film teşekkür gibi ediyorum. Kısa ya, yani böyle ya, müthiş sen çok yani. Sevdin. Çok sevdim. Ya, bence Ben herkes de çok çok sevdi sevdim bu ben arada. de. Klibim, Herkes çok sevmiş. klibimi Film gibi ortak. ya, Evet. muhteşem. Film gibi ve kendimi hani şarkıda o kadar güzel ki, sadece şarkıyı söylemek istedim yani. Şarkıda döndüm, dolandım, baktım, ettim, bitti ama o kadar güzel bir şey yakaladım ki orada, hissiyatını tam verebildiğimi gördüm. O dediğiniz gibi Fransız filmleri Evet. edası da var. O çok hoşuma gidiyor. Bana çok havalı geliyor. Sevmenize de çok sevindim. Çok. Seni de güzel vermiş. Yani mecbur zaten, iyi bir şey çekim olacak ama yani o kadar ki senin üzerine oturmuş gibi her şey, o Veli Kuzlu işte muhteşem orada yani. da, yani onun ellerine Çok hani iyiydi. su dökülemez bir insan. Kaçıncı işimiz bilmiyorum. Ama gerçekten yani görüntü yönetmenimiz de bu işin bir parçası. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Sezen Aksu'nun kariyerindeki etkisi çok. Büyük. Yani beraber bir yolculuk yapmayı herkes gibi ben de hayal ederdim. Benim hayalim gerçek oldu. Ben hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. Ama onunla tanışma kısmı ve tanışmaktan öteye gitmek, şarkılarımıza söz yazması, beraber çalışıyor olmak, küçücük bir şey yazmasıyla bile işin bütün boyutunu değiştiren bir kadın. Yani Mişmiş'te işte yani Sibel Algan sözlerini yazdı Mişmiş'in tamamının. Ve bir boşluğumuz vardı. Orayı Sezen Hanım doldurdu. Hem isim annesi oldu şarkının. Hem de yani hayatıma kattığı şeyler o kadar yüce ki. Yankı için söyleyeceğim aynı şeyi. Yankı çıkmadan önce beraber tekrar üzerinden geçtiğimiz bir şarkı oldu. Ve yani eğilsem bile devrilmem lafı yani benim için çok kıymetli bir laf. Bence kadınlar için ve insanlar için çok önemli bir laf. Çok güçlü bir laf. Bana bu kadar güçlü bir lafı hediye ettiği için, benim hayatıma soktuğu için ve benim kendi yaptığım bir şarkının üzerine böyle bir laf yazdığı için ben de Gülben Ergen gibi şey diyorum yani, hani bana hiçbir şey olmazı vardır onun. Benim de eğilsem bile devrilmemim var diyorum. Sezen Aksu sayesinde Bile çok çok güzel. güçlü bir söz. İnsanlara çok iyi geldi yani. Bir sürü kadına, bir sürü insana, işte genç kızlarımıza, kim ne zaman kendini kötü düşünse, hissetse hemen diyor ki ben yankıyı açıyorum, bana güç veriyor bu şarkı diyor. Ne güzel. O şarkılardan biri oldu hayatımızda. Ona sonsuz teşekkür ederim. Yani o kadar yüce ki yeri. Galiba bunu anlatmak çok Bu zor. şarkı için bir araya geldiniz mi ya da ne oldu? Nasıl buldu? Bu şarkı için bir araya geldik. Yani 4 yıl 5 yıl önce stüdyoda, lonca'da Ha, bu ondan sonra, bu şimdi yeni dönemde yeni değil. dönemde değil. Bayağı bir oluyor. 2 sene oldu zaten sözlerini yazalı. Albüm çıktığında koymamıştık ama iyi ki de kullanmamışım. İyi ki de bu zamanda çıkmış. O kadar mutluyum ki. Bazı şeyleri bazen bekletmek gerekiyor galiba. Ya da o an böyle olsun olsun diye diretmemek gerekiyor. Ben bunu artık bıraktım hayatımda. Kadere, kısmete ve kalbimin sesine güvenerek aslında biraz yolculuk yapıyorum. Bunu da öyle yaptım Çok güzel. aslında. Da İyi ki doğru de ayrı yapıyorsun, aynen. tutmuşum yani. Ben de onu Şimdi diyecektim. Belki öbür şeyde, ilkinde aradan kaybolacaktı albümde. 14 Şu an şarkı tam vardı, zamanı. kaybolurdu. O albümde çok hit vardı. Yani Aynen. ben bazen aşkın olayım, işte üzülmedim mi, öpeceğim. Yani hepsi bu albümün içindeydi. Yani iyi ki sevmek yüzünden içine koymamışım. Bugün dinleyiciye yeni bir şarkı Evet. verme şansım da oldu. Yani Evet. böyle güzel bir düzenlenmiş bir şarkıyı. Ama sen hissediyorsun gerçekten. Hem iyi şarkıyı Hissediyorum. hissediyorsun, şarkıyı da hissederek okuyorsun. Peki bu kadar hissederek okumana bir yorumu oldu mu? Ya da klibi nasıl buldun? Klibi izlediğinde... Sevmek Yüzünden'i ben stüdyoya gittim. Bunu Genco sonra bana söyledi, öğrendim onu da zaman geçtikten sonra. İlk demonu kullandım dedi. Benim bu ilk demo okumalarım çok ilginç oluyor. Şarkıyı bana 2 sene, 3 sene hiç okumuyorum, stüdyoya girmiyorum. Bir gün hadi çıkaracağım deyip stüdyoya koşup gidiyorum. O şeyle böyle içimdeki herhalde o ateşle
böyle nasıl söylüyorsam sonraki gittiğim hiçbir kayıtta oradaki alınan alınamıyor mesela yani. Bunu hep duyarsınız belki Ajda Pekkan'da. İlk okuduğun ilk şarkı mı şu anda okuduğum dinlediğiniz hali, bizim? demosu, Aa, şu yani çok güzel. demo okumam bu şu an dinlediğiniz. Harika. Bunu da bana Çok iyi. çıktıktan sonra söyledi. O kadar böyle istiyordum ki bu şarkıyı yapmayı ve böyle bir dönemde çok zorlandığım bir süreçten geçerken bu şarkıyı hazırladım ve o kadar böyle kendimden geçerek söylemişim ki Simgeciğim, diğerlerini hiç kullanmadım. İlk geldiğin günkü kayıt şu an dinlediğimiz falan dedi, böyle yapma ya falan dedim. Çünkü bunun başka örnekleri de var. Aşkın Olayım da demo okuma, Üzülmedim mi de demo okuma ve birkaç örnek daha var. Bir Yıldız Tilbe projesinde bir şarkı vardı, tek okuma yani. Ve onlar öyle Müthiş. çıktı. Müthiş. Harika. Öyle bir heyecan, öyle bir aşkla okudum. Yani işte şarkıyı sevince ve gerçekten sözüne inanınca, sözünün ağırlığına tutununca galiba o stüdyoda öyle bir şeye Ah. geçiyor öbür Peki tarafa. zor bir süreçten geçiyorum dedim. Pandemi zorladı mı seni? Nasıl bir dönüşüm yaşadın? Okula devam ettin. Ya okul çok Okul zorladı beni. vardı. Bence beni okul çok zorladı yani. Şimdi Sürekli ders. öğretmenlerim izleyecekler. Onların hepsine buradan bir öncelikle selamlarımı göndereyim. Selam söyle. Bu dönem çünkü ikinci dönemden sonra şey yapamadım, devam edemedim. Geçen dönem bana çok iyi geldi. Yani bitirmeme o kadar az kalmış ki okulu. Emel Hoca sağ olsun beni aradı. Hadi gel şu okulu bitirelim dedi. Ve biz beraber bir yola çıktık. 6 ders aldım. 6'sını birden verdim. Çok iyi notlarla geçtim. AA falan Maşallah. alamadı, alamayan Simge. Pandemide AA aldı yani. Ve benim için çok Vay. önemli. Hele ki Evet. Cengiz Hoca'dan AA almak mı? Yani dünyanın sonu falan geldi zannettim yani. Ben onu görünce bir daha baktım. Bir daha yani emin olmak için. Okul bana hem iyi geldi hem de beni biraz strese soktu. Çünkü belli bir zamandan sonra tekrardan eski Öğrenci olmak. alışkanlıklarına ya da öğrenci olmak ve işte ne bileyim yeni yeni arkadaşlarım var, Zoom'dan giriyoruz. Ondan sonra gerçi ben okulun en yaşlı öğrencisiyim zannediyordum. Benden daha yaşlı bir öğrencimiz daha vardı. Şeyma abla 65 yaşındaydı. O da belki izliyordur, izleyecek bizi şu an. Ve ben girdim dedim ki ben sınıfın en yaşlısıyım falan dedim. Yok sen benim bayrağımı elimden alamazsın yavrum diye bir ses geldi. Kamera açıldı baktım Şeyda abla. Çok tatlı. Hala yani insanlar okuyorlar. Benim hoşuma gitti. Beni tabii bir düzene soktu. İnşallah şimdi son 8 dersim bitirme tezimle beraber. Herkese de tavsiye ediyorum. Yarım kalan bir şeyleri varsa tamamlamak iyi geliyor. Ama birazcık stresli olabiliyor yani. Şey Çünkü nasıl bir öyle duygu? torpil morpil falan yok yani. Sen Kaç simgesin. kişisiniz? Sana ben bir tek yani biraz bir gün geç gönderebiliyorum kayıtlarımı sadece. Bazı sınıflar 25 kişi. Bazı derslerde tekim. Bazılarında iki kişiyiz. Benim kahrımı Şaşırıyorlar çeken mı? Düşünsene. Yani ben şimdi Simge var girdim, Simge sana sınıfta. mı var, değil Ya mi? şöyle bir şey oldu. WhatsApp grupları kuruldu. İşte Türk Müziği Solfeji 4, işte klasik Türk Müziği repertuarı 3. Şimdi orada 25 öğrenci var, öbür tarafta 12 öğrenci var. Orada 2 tane var, 5 tane var. Benim WhatsApp grupları böyle bir çoğaldı. Oradan böyle çocuklar, sınıf arkadaşlarımdan böyle mesajlar, bizim bir şarkımız var, dinler misin falan diye bana oradan şarkı da çıktı bu arada yani. Öyle mi? Evet çünkü konservatuvar yani harika Çok bir iyi. zenginlik yani. O kadar yetenekli arkadaşlarım var ki mesela Deniz Aygül'le aynı sınıftayız. Bizim bu Aşkın Olayım'ı düet yaptığımız İtülü çok efsane sesi olan bir solist arkadaşlarımdan, müzisyen arkadaşlarımdan. Mesela onunla aynı sınıftayım. Bir sürü böyle insanla da beraber şey yapıyoruz. Yapamadığım zaman bana yardım ediyorlar. Çok Ay tatlılar. çok tatlı. Bana kayıt gönderiyorlar. İşte yapamazsan ara görüntülü çalışalım diyen var. Onların hepsini buradan öpüyorum. Güzel, çok Ya çok tatlı. şekerler çünkü onlar yeni taze beyin. Yani geçen dönem okuyup geldiler. Ben şimdi onlar tıkır 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 okuyorlar. Ben üçüncü, dördüncü de anca tıkır tıkır okuyabiliyorum. Bazen ikinci de okuyabiliyorum. Ama tabii ona hemen sen tamam bir sonraki ders okursun deyip beni böyle şey Ama yapıyorlar, bravo sana idare ya. ediyorlar. Yani Gerçekten bravo. gerçekten bu zamandan sonra buna girmek, yani paranı kazanıyorsun, şeyin var, sistemin oturmuş, hayatın oturmuş. Aa, boş ver Yani diyebilirsin. boş ver diyemedim. Çünkü Harikasın. çok zor girdim Çok iyi okula. yapıyorsun. Yani o okula 20 kişi giriyor senede. 2000-2500 belki bir bölüme başvuru oluyor. Ve o okuldan mezun olmak isteyen o kadar çok insan var ki haksızlık etmek istemiyorum. Bir kişinin bile hakkını yemek istemiyorum. Umarım hocalarım da bana bu böyle söylediğim için belki biraz daha yardımcı olurlar. Sinan sen bir şeyler yapar mısın benim için? Her gittiğim programda yalnız böyle yardım istiyorum. Ve bütün hocalarımı da sevgiyle ve saygıyla buradan öpücüklerimi Harika. gönderiyorum. Çünkü o kadar tatlılar, o kadar ilgililer ki. Ne Yani güzel, ne ellerinden gelen mutlu. her türlü yardımı yapıyorlar. Ben de kötü bir öğrenci olmadım, şükürler olsun. İnşallah mezun olursam
Olursun. Kemal Sunal'ın 40'ında mezun olmuş olacağım yani. Hayır, en yakın zamanda mezun oluyorsun ve bunu kutluyoruz. Tamam, o kadar anlaştık. Öpücük gönderdim, hadi evet, öpeceğim diyelim. Öpeceğim. Hadi. Hocalarımı öpeceğim. Hocalarım size söylüyorum. Evet. İnsana iyi geliyor çünkü. Çok iyi geliyor. Ya ne kadar güzel bir enerjisi var. Ben de söylemeye söylemeye şarkıları unutmuşum yani. Aa, öpücevim vardı benim. Ama bütün şarkılarının enerjisi öyle bu arada. Teşekkür ederim. Biz de böyle pandemiden alakalı. Canımız sıkıldıkça konsere gidemiyoruz. İstediğimiz şarkıcıyı çağırıp burada eğlendik. Gerçekten iyi yapsın. Buna herkesin ihtiyacı var. Hem sizin hem benim hem izleyicinin şu an. İnanılmaz. Yani televizyon dizilerine bakıyorum mesela.
Hep böyle bir şey, bir neşeli bir şey yani yok mu çekecek diye düşünüyorum. Yani bu programlara çok ihtiyacımız var. İşte geçen haftalarda da öyle bir televizyon programları vesaire böyle yavaş yavaş gitmeye başladım. O sizinle beraber yaptığımız Galata buluşmamız çok Ay çok güzeldi. güzel. Orada bir kendime geldim Değil ben. mi? Bu. Yani içim açıldı. O yüzden böyle şu an çok iyi geldi bana da. Çok Süper. teşekkür Şaka bir ederim. yana da şey Merve 8 aylıkken geldi, gönderemedik. Zor geldi. Ambulansla geldi. Aa. Tabii ambulansa geldi mi? Bekliyor dışarıda. Herhangi bir şey Ay olabilir diye. Allah 8 ay, korusun. 3 hafta sonra, 4 hafta sonra doğumu olacaktı. İsteverek geldi. Sonra dedi ki biz korkudan bir şarkı, iki şarkı. Aa, bir aldı. Dedi ben özlemişim ya. Bırakın beni ya Evet, biraz. şu an bana Biz de çok iyi çok geldi gerçekten. özlemişiz. Çok Efsane harika yani. geldi. Çok iyi, süper. Gerçekten. Her zaman Pandemi şarkılar nasıl geçti? kurtarır. Yani Pandemide okulun ben dışında ne yaptın? okul dışında yani pandeminin ilk başlangıcında okul yoktu. Ama ben çok spor yaptım. Kendimi birazcık sakatladım çok spor yaparak. Sonra birazcık duruldum. Sonra okul başladı. Ben zaten pandemiden önce de pandemi gibi neredeyse yaşıyordum. Tek farkı konsere gidiyordum. Annemi istediğim zaman görebiliyordum. Böyle işte sinema zevkim vardı. Bunlardan mahrum kaldım. Ama pandemide bol bol film izledim. Deli gibi işte benim bu anti-gravity yogalarım var ya, bu Evet. asılıyorum falan, onları yaptım. Resim yaptın. Resim yaptım. Yani çok böyle fazla resim yapmadım ama 2-3 resim daha Ay bitirdim. o tek gözü kapalı kız çok güzeldi. Ya hiç fena değilim O aslında, çok değil mi? gerçekten çok. Ama dede ressam Yani zaten. dedem Ailede ressamdı. Evet, var bu yani yani. ailede sanatçı var ama yani ben tabii bir iddiam yok ama çok iyi geldi yani. O renklerle uğraşması bile bir şekilde iyi geliyordu. Ve o süreçte bol kitap okudum, bol meditasyon Yemek. yaptım, yemek de yaptım. Sonra çok sıkıldım. Bir ara ablamız yoktu çünkü yani bu şey İlk yüzünden. zamanlarda İlk evet. zamanlarda, şimdi Allah'tan var. İlk zamanlar abla bir gitti zaten. İş başa düştü yani. Her gün bir kere yapması zor değil. Yemek bulmak çok Ne zor. yapacağım? Beni bütün kadınlar şu an çok iyi anlıyorlardır eminim. Çünkü yap yap yap, bir haftada 7 gün var. Her gün bir yemek yapman lazım. Ne yapacağın aklına gelmiyor. Artık ben Ebru Şahlı'nın kitabını aldım, açtım. Yarım saatte pişirilen yemekler diye. Çünkü şey geldi yani, dışarıdan da söyleyemiyorduk o dönem. Ha, her şeyden mikrop kapacağız zannettiğimiz bir şey, kafa yaşadık hep birlikte yani. Ama tabii ben bir Arnavut kızı olduğum için mutfakla aram çok iyi. O da bir terapi gibi. Zaten mutfağı da çok seviyorum. Bayağı bir şeyler yaptım. Ama Süper. sonra sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Yani Peki bu bir de sana sorayım diyorum ki gerçekten Peki sıkıldık diye. dijitalleşme çok müzik sektöründe de yükseldi pandemide. Online konserler falan. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Bu böyle devam eder mi yoksa? Yani olmadığı zaman eğer bu süreçteysek bence çok mantıklıydı. Çünkü insanlara bir şekilde bizi kavuşturdular yani, biz özel konserler de verdik. Kolej konserleri de verdik. Özel işte online diğer konserleri de verdik ama seyircisiz olmak dışında her şey çok iyi. O gün biz hani şarkı söylüyoruz. Bu süreç böyle geçti ama bundan sonrasının artık böyle geçmesini hiçbir şekilde istemiyoruz gibi düşünüyorum hiçbirimiz, hiçbir müzisyen. Yani artık seyircimizi karşımızda, dinleyicimizi görelim, şarkımızı söyleyelim. Bir iki işte siz mesela gülümsemenizi gördüm az önce. Sizin gülümsemenizi gördüm, senin. Bunu görmeyince çok büyük bir boşluk oluyor. O yüzden hani hayatımızda alışkın olduğumuz şeylerden bir anda mahrum kalınca maalesef bunun bir şeyi oldu bizde. Bir kalıcı bir hasar bıraktı ama konserler başladığı gibi hemen toparlarız yani. Müziğin iyileştirici gücü, yazın Kesinlikle her zaman bunu yani hissedeceğiz. Müzik hiç susmayacak. mesela müzik hiç susmayacak ama mesela evde ben yalnızken hiç bazen şarkı bile dinlemek istemiyorum. Çünkü beraber müzik dinlemek güzel. Hani birlikte eğlenceli olduğu hali güzel. Yoksa öbür türlü ben açayım evde deli gibi oynayayım. Bana bir yararı var. O da zaten kısa sürer yani. Bütün gün böyle dans edemem, eğlenemem. Ama yani dinleyici her şey demekmiş. Bunu Evet. bir kere, bir kere, bir kere daha anladık yani. Bu arada Kültür Bakanlığı'nda müzik susmasın Mayıs ayı da dahil edilmişti. Evet, Evet, o desteklerden da iyi biri. olmuştu. Çok iyi. Sen tatil ne yapıyorsun? Ben şimdi tatil Geçen seneki karavan var mı? karavana gideceğim. Annemleri önce göndereceğim. Kamp hayatım devam edecek. Siz Ben de de bekliyorum. geleceğim. Sen Ben gelecek. Sen geliyorum. merak Evet, ediyorsun. sözüm Siz var. de beklerim Sinan Beyciğim. Çünkü çocukluk Nerede anım olacak bu. bu arada karavan? Gümüldür'de Müldür. yeri, Seferihisar Hı. bölge olarak. Hı. Benim amcamın bir özel bir kampı var ve çok büyük bir kamp. Aynı zamanda bungalovlar var. Hem çadır karavan kuruluyor. İçinde işte her şey var, ihtiyaç duyabileceğiniz işte kamp hayatında ne gerekliyse.
Ben çocukluğumdan beri, yani sağ olsun babam rahmetli, bunu bize böyle aşıladı. Aa, pandemiyle alakası yok. Sen pandemiyle zaten bu hiç hayatın. Alakası yok. Aa. Ben yıllardır çocukluğumdan beri karavancıyız biz zaten. Yani ay, bizi bilenler bilir dermişim ben şimdi. Karavancı. Karavancılara sorun bizi, anlatsınlar size bizi. Yani karavan muhabbeti böyle ben 5 yaşımdan beri hatırlıyorum var. Büyüdüm ben de kendime karavan aldım. Yani çok lüks bir karavan almadım. 3-4 sene önce ikinci el bir karavan aldım. Ve onda kalıyorum gidip. Şimdi annemler, o ikinci el karavan dediğin. Evet. Yenisini alabilirsin sanırım. Yenisini alacağım ama işte daha şey yani onu toparlayamadım bir türlü. Onu alana kadar başka bir şeyler halletmek zorundaydım çünkü. Onları hallettik ama o kamp hayatı bana çok iyi geliyor. Orada sincaplar var, doğal hayat var. Ben terlik bile giymiyorum ayağıma. Çıplak ayakla toprağa basıyorum. Ne güzel. Ne güzel. Ve böyle akşam mangallar yanıyor, sohbetler ediliyor. Ondan sonra bütün sevdiklerim orada, amcamlar da orada. Zaten çok da akrabam kalmadı benim. Bir amcam var yani. O da kendine iyi baksın. Ona da çok ihtiyacım var yani. Hayatımız böyle beraber 3 ay hep kamp yaparak ve birlikte iyi vakit geçirerek geçti. Onu ne hiç güzel. Kaybetmek istemedim. Mesela hala böyle şeyim var. 4 duvar arası beton otel şeyim yok yani, isteğim arzum yok. Hep böyle daha şey işte glamping seviyorum ben mesela. Sen tam doğa kadınısın. Yani ama. Evet, doğada öyle şeyleri seviyorum. Karavan olsun, buluyorsun. Doğa olsun, işte bungalov olsun en kötü. Olimpos olsun bana. Oo. Yani o tip yerleri seviyorum. Sen tam... Ben de öyleyim, geleceğim. Bir de organik tarıma da bir ilgin var. Sende otelde kalacak kız tipi var ama. Çok güzel. Ben aynen öyle. Yerine göre. Hayatta hani çadırda kalmaz o. Ben orada yapamam. Hayır, kalıyorum çadırda da. Çadırda da kalırım. Tabii ama banyosu falan olan çadır. Bir sabah uyandım. Nasıl? Evet, banyosu yani, olan çadır. Evet, o benim için glamping oluyor. O lüks çadırlar evet. Var. Yani onlarda jacuzzi bile var içinde yani. Tuvalet, banyo konusu benim için kritik. Onu idare edebildiğim sürece kalabiliyorum. Mesela çadırdan gece kalkıp tuvalete gitme kısmı çok şeydir mesela, böyle zorlu bir iştir. Ama mesela hani bilen var mı, kamp yaptınız mı, bak oradan biri gülüyor. Gece böyle hani uykunun en güzel anında böyle, ama onun da bir zevki var. Evet. Şimdi tabii karavan olduğu için biraz daha rahat. Karavan daha konforlu ve lüks. Daha konforlu, sinek böcek yok falan, böyle benim için en şahane şeyler yani. Buna geldiği zaman sen dışarıda çadırda yatarsın, o karavanda kesin. Tamam, ben seni karavanda yatıracağım, beraber yatarız. Hayır ya, severim. Peki organik tarıma olan ilgin, terasta yetiştirdiklerin. Evet. Yani domates... Salatalık yaptık yine bu sene. Geçen yaz pandemide onlarla uğraştım ve acayip iyi geldi. Kendimi böyle şey zannettim, hani böyle kocaman bahçesi olan böyle şey labofem zannediyorum kendimi falan böyle. Ay ne güzel. Zaten onu izleye izleye bitkici oldum bu arada, deli gibi yani. Gittik işte, aldık tohumları, ektik onları, bir baktım onlar böyle bana cevap verdiler. Büyüdüler, ben onları koparıp toplayıp kahvaltıda yediğimde çok büyük zevk aldım. Ve inşallah bunu böyle bir bahçeli evim olursa devam ettirmek istiyorum. Çünkü çocukluğumdan beri hep o toprağı çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Evimin her yeri çiçek. Dışı ağaç zaten. Üstü de ağaç. Yani neredeyse harika. Artık böyle senin hani. Senin sonun çiftlik evi. Yani çiftlik evet, tam evi. Simge'nin çiftliğini istiyorum. Evet, yani çiftlik mi bilmiyorum, ondan da vazgeçtim. Tekne istiyorum çünkü inşallah Allah nasip ederse. Bir yere bağlı kalmak istemiyorum. Yani sabit bir yer istemiyorum ama toprak... Her zaman olsun yani. İnşallah olur o da. İnşallah. O zaman Ege'de bir çiftlik. Geçen gün Göksel'le konuştuk. Tekne. O da Göcek'te sanırım yaşıyor. O kadar mutluyum ki dedi. Seni de bekliyorum buraya dedi. Bir gidip böyle bir şey, oradaki hayatı görmüşlüğüm var ama yaşamak nasıl bir duygu? Onu deneyimlemek isterim yani. O bayağı yeşilliğin içinde sürekli paylaşıyor. Onun çok güzel bir hayatı var. Tam istediğim hayat. Yani Göksel'in şu an yaşadığı hayat. İnşallah bunu kim istiyorsa da Allah ona nasip etsin. İnşallah. Yani bana da nasip etsin en kısa zamanda. Nasip etsin. Tekne de olsun, çiftlik de olsun. Hepsi olsun. Evet. Kuzularım olsun benim. Evet, kuzular olsun. Köpekler olsun, tavşanlar olsun böyle. Evet ya. Anneannemin arka bahçesi gibi olsun yani bahçem. Peki günümüzde müzik, şu anda senin söylediğin şarkıların hepsinin sözleri çok derin. Hep bir eleştiri var ya günümüzde şarkı, eski şarkı sözleri bulunmuyor işte, günümüzün şarkı sözleri çok gelip geçiyor. Seninkiler öyle değil, çok derin. Bu ben anlamda yazmadığım çok... içindir. Evet, hayır, seçiyorsun. Ben yazsaydım herhalde öyle olmazdı. Özellikle mi seçiyorsun yani o sözlerin bu kadar derin olmasını? Dinlediğim anda geçiyor bana yani. Ersoy Üner yazdığında etkileniyorum yani. Hem besteden etkileniyorum hem sözden. Zaten duyduğum anda yani ne hangi şarkıyı yapsa bir kere... Hepsine böyle bir gözüm gidiyor, kulağım gidiyor. Hepsi o kadar güzel ki, başkalarına verdikleri de öyle. Kendi söyledikleri de öyle. Bana verdikleri zaten yani herhalde kariyer hayatımın en önemli mihenk taşlarından biridir. Yani ben bazen nasıl bir şarkı yani. Hala bugün
uyandığımda sabah kalkıyorum. Hiçbir şey olmasına gerek yok. Yani kişisel, aşk anlatmayan, hayatla bağ olan bir şarkı. Sezen Aksu zaten öyle yazıyor. Sibel Algan, yani çalıştığım söz yazarları, Alper Narman, Onur Özdemir. Unutmak istemiyorum isimleri şu anda. Hepsi çok kıymetliler ve çok derin şeyler yazıyorlar. O yüzden o kadar mutluyum ki onlarla çalışmak büyük bir keyif. Ben de elimden geldiğince sesimle o şarkıya bir şekilde bir ruh katmak istiyorum. Yani umarım da severek dinliyorlardır gibi geliyor zaten yazdıklarından, çizdiklerinden, söylediklerinden. O yüzden onlar çok kıymetli yani. Ben yazmadığım sürece sorun yok. Sanki sen de seçerken ama önce sözlere bakıyorsun. Müzikten daha çok sözlere dikkat ediyorsun. Söz sanki böyle bestenin şeyi gibi. Yani kraliçesi gibi sanki böyle. Yani söz o kadar önemli ki. Ben 90'lardaki müziğe baktığım zaman hepimiz çok iyi biliyoruz o dönemleri. Yani bir albüm 2 yılda hazırlanıyordu. 2 sene boyunca kimse albüm çıkartmıyordu. Ama çıktıktan sonra o albüm biz 5 sene, 6 sene çevir çevir dinliyorduk. Halen hatta mi? Kasetler bozuluyordu da bir daha kaset aldığımı biliyorum. Onları başa sar, kalem sok arasına falan yani o dönemleri yaşadık. O kadar güzel sözler günümüzde de var açık söyleyeyim. Evet, yazan günümüzde var. Var tabii ki yani mesela yani çok acayip sözler yazan insanlar var. Ekim Beril diye bir kız arkadaşım var. Herkes tanıyor onu şu anda. İnanılmaz şeyler yazıyor. Çok genç arkadaşlarımız var. Yani ben Spotify dinleyicisiyim. Çok iyi bir dinleyicisiyim hem de. Yeni çıkan listeler, yeni çıkan isimler, ne çıkmış, üçüncü yeniler. Hepsini takip ediyorum. Rap yapanları dinliyorum. Onların sözlerinin derinlikleri çok hayatı anlatan sözler. İşte ne bileyim insan ruhunu anlatan, gerçeklik barındıran ama diğer türlü aşkı da çok güzel anlatan arkadaşlarımız var. Ama popüler kültürde biraz daha böyle artık sound önde sanki. Şarkı hemen daha çok patlasın. Yani bu gibi görüyorum onları. Yani hızlı üretim hemen yapalım, hemen patlasın. Ben bir müziği zaten patlaması için yapmıyorum. Dinlensin diye yapıyorum. Dinlenmesi için de elimden geldiğince uğraşıyorum. Aranjmanıyla ilgili olsun, sözüyle ilgili olsun, okumasıyla ilgili olsun. Buna çok değer veriyorum. O yüzden de karşıya geçiyordur ama yani herkesin bir müzik kalitesi var. Herkesin bir şeyi sevme şekli var. Bir yoğurt yeme şekli var. Benim şeklim bu. Ben bu yoldan, bildiğim yoldan yani, devam edeceğim. Seninkiler zaten patlıyor bu arada. Yani patlama şeyini geçtim ben artık. Hani patlasın patlamasın o derdi de. Yani o bir zamanlar benim için bir sıkıntıydı. Ama artık benim için hiçbir anlamı olmayan bir şey haline geldi. İyi müzik dinleyicisi radyoda çalıyorsa, konser veriyorsan ve insanlar dans ediyorsa sizin şarkınızda, eğleniyorsa, bir hissiyata bürünüyorsa bence tamamdır ya. Yani tıklar mıklar falan hepsi çok yani şey boş Aşmışsın işler artık yani. Kendini. Yani herkes senin gibi düşünse keşke. Çok güzel bir dönüşüm. Peki belli kalıplar da var müzik sektöründe. İşte yok 3 dakika olsun, yok sözler çok uzun olmasın. Hemen anlaşılsın. Single basit çık, olsun deniyor basit mesela. Basit olsun. Single i̇şte 3 dakika sonrası albüm dinlenmiyor. Yapma. Ondan sonra da bir ay sonra o şarkıyı dinlemek istemiyoruz ama. Bu kalıplara uymuyorsun. Uymuyorum. Uymayacağım da. Çünkü yani böyle böyle hızlı tüketilen ve hızlı hemen patlasın üzerine çalışılan işlerin hepsinin vadesi çok hızlı doluyor. Yani görüyorum ben zaten bir kere ben hani geçtim Simge'yi, konservatuar öğrencisi, müzisyen. Bunu bir kenara atalım. Ben çok iyi bir halk kulağı dinleyicisiyim. Bana da güzel bir müzik versinler. Hemen ilk dinleyişte böyle beni alıyor, dinliyorum falan. Ama şimdi artık mesela süre azaldı. Yani ben önceden 1 ay dinlediğim şarkıyı şu an 5 gün sonra dinleyemez hale geldim. O da bence kişiye zarar, işe zarar yani. O üzücü bir durum bence. Kesinlikle. O yüzden 90'lara... Ay tapıyoruz. Hala yani. Hala cover yapıyoruz ya şarkıları. Evet. Yani çok seviyoruz. Hala. Hepimiz yani. Geçmişe dönüp pişirip onları söylüyoruz. Çünkü çok kıymetliler ve çok güzeller. Çok. Bu arada İbrahim Tatlıses'in şarkısını nasıl söylemişsin? Kal benim için. Yani onu İbrahim abinin yanında söylemek de yani benim için yani her yerde çok söyledim. İnanılmaz söylemişsin. Murat'la işte o gece beraber davetliydik Ersay falan. Murat Dalkılıç dedi ki, abi dedi biz de senin şarkılarını söylemeye geldik dedi. Yani dedim Murat sana benim adıma niye konuşuyorsun? Yani benim adıma söyleme sen söyle o yol dedim yani. Abi senin şarkının buyurun söyleyin dedi bu sefer. Söyle deyince Kal benim için benim en sevdiğim şarkılarından biri.
Ve yani hani onun yanında böyle bana titreme geldi zaten yani. Nasıl söyledim, nasıl çok efsane oldu bilmiyorum ama. İbrahim abim de dilin kemiği yoktur. Şey olsa söyler diye hiç umursamaz evet, yani. Evet hemen söylerdi. Çok tatlıydı ben ya. Tekrar hemen tekrar dinledim. Gözleri çok... hemen buradan aktı gözyaşları. Evet. Onu ağlatmak istemezdim ama çok etkilendim yani. Beraber bir düetimiz olmuş oldu. Ne güzel. Yankı diyelim mi? Diyelim hemen. En sevdiğim şarkılarımdan biri. Ay harika. Ne söylesem şu an Sezen Aksu sözleriyle devam etti bu program bugün. Evet. Ve bu da ne çok yani güzel.
Ah yankım. Evet. Böyle unutamadığın bir öğüdü var mı sana? Kendini hiçbir şekilde değiştirmeden böyle devam et. Güzel. Peki hep de bir güçlü kadın. Benim pantolonum şu an galiba. Mücadele mi? Evet. Hep de bir güçlü kadın imgesi var şarkılarda, sözlerde. Sen ne kadar şarkılarındaki kadınsın? Ben çok güçlüyüm. Yani aşırı güçlüyüm. Aşırı güçlü olmak çok iyi bir şey değil. Yıpratıcı yani bir şey. Yani yıpratıcı bir şey. Çok güçlü olmayı bize çok önemli bir şeymiş gibi anlattıkları ve öğrettikleri için zaman içinde böyle artık çok zor anlarımda, çok böyle işin içinden çıkamayacağım anlarda çıktığımı gördüm. Ama keşke çıkmaz olaymışım dediğim zamanlar da oldu. Mesela güç, kudret ne demek, ne anlatmak istiyorsun derseniz eğer ekran başındaki insanlar da belki ne demek istediğimi merak eder. Babamı kaybettiğim gece sahneye çıkmıştım ve bir daha olsa böyle bir şey yapmazdım, acımı yaşardım. Yani neyin gücü bu, neyin kudreti bu, yani neyi gösteriyorum insanlara, hiç buna gerek yok. Bu kadar güçlü durmama gerek yok yani. Orada bir şey öğrendim ama genel olarak çok güçlüyüm. Hala yani o şeyi, yani böyle bir şey olduğunda işi bitirene kadar da devam ediyorum yani. Ne sonuna güzel. Kadar gidiyorum. Eğer tabii Allah güç kuvvet verirse. Maşallah. Peki aşkta daha çok delilleme mi, mantığa mı yakınsın? Bende mantık falan yok. Bende normal hayatımda da mantık yok yani. Ben duygusal zekayla yaşayan birisiyim. Hiçbir şeyim benim hesaplı kitaplı değil. Birisiyle ilişkim bir menfaat üzerine kurulu değil. Neyi seviyorsam ona canımı veririm. Her şeyimi alabilirler yani. Çok paylaşımcıyım. Yardım severim. Ama yani bu güç konusunda artık o kadar güçlü olmak istemiyorum. Tek şeyim o. Çünkü yaramıyor yani. İyi gelmiyor. Peki sektörde, yani müzik sektörü baktığımızda aslında çok da biraz erkek egemen. Böyle kadın olmanın zorluklarını çok yaşadın mı ilk başlangıçtan bugüne? Hiç. Hiç yaşamadım. Çünkü kendimi çok böyle şey, artık tek başıma işe gidiyorum. O zamanlar menajerim yok, asistanım yok. Hiç kimsem yok. Yani valizimi kendim yapıyorum, gidiyorum, biletimi alıyorum, geliyorum. Her şeyi kendim hallediyorum. Çok fazla orkestra arkadaşlarım erkekti. Sen de çok iyi bilirsin, kızlar çok iyi bilir. Erkeklerin arasında büyüdüğüm için erkek muhabbeti yapmayı öğrendim. Onlara nasıl yaklaşacağımı öğrendim. Zaman zaman beni beğenenler oldu. Onların bana nasıl yaklaşması gerektiğini onlara öğretmekle geçti zamanım. Kardeşe bağlamak, kankaya bağlamak zorunda kalmak durumunda kaldım. Duvarlar ördüm. O duvarlar beni biraz kalınlaştırdı zaman içinde. Feminen taraflarımı biraz törpüledim. Biraz daha maskülen bir kız oldum. Gerçi öyle ruhumda hala var. Yani maça gidiyorum, hızlı araba kullanıyorum. İşte ne bileyim, böyle şeyleri seviyorum ama o hiçbir şeyim olmadı. Başıma kötü hiçbir şey gelmedi. Çünkü ben hep Allah'ın sevdiği kuluydum bence. Hep korundum. Yani ya birileri beni koruyor ya da ben kendimi çok iyi korudum. Ve çok iyi insanlara denk geldim. Çalıştığım her yer mi, her patronum mu mükemmel olabilir? Ne güzel. Yani ne güzel. Allah'a şükürler olsun. Hani şükürler bin kere şükür olsun. 4 yıl boyunca Eskişehir'de sahne aldım. Oradaki sahnemi bilenler çok iyi bilir ve çok böyle değerli bir sahneydi. 4 yıl boyunca oraya gittim geldim. Beni patronlarım hep korudu, kolladı. Her zaman arkamda durdu. Çalıştığım kişiler her zaman beni korudu. O yüzden benim başıma hiçbir şey gelmedi. Canımı sıkabilecek bir tane kötü anım yok. Sahneyle ilgili ya da kendimi korumamla ilgili. Çünkü ben o şeyi çok güzel ayarladım kendi hayatımda. O yaşlarda işte kendiliğinden, hani ne yapacağını bilmezsin yani, yol seni bir yere götürür ve bir şeye dönüşürsün. Ben birazcık erkeksi bir kıza dönüştüm ama sonra toparladım. Şimdi artık her şeyim var yani, korumam da var. Tespihle yani. Evet, tespihle dolaşmıyorum. Oraya gelmedim ama maça gidiyorum ve çok fena gidiyorum yani. Tahmin ediyorum. Oraya da böyle gidiyordum yani, gidiyorum. İnanılmaz. En son New York'taydım Beşiktaş şampiyon olduğunda. Sinir oldum yani sokağa oradayım diye. Attım da Beşiktaşlı yoktu. Bir tek ben vardım sokakta. Kendi kendime deli gibi böyle balkonlarda böyle şey yapıyorum yani. Hopluyorum, zıplıyorum falan. Yani oralarda yaşamak falan da bana çok garip geliyor. Bu ülkenin çocuğu olduğum için orada şampiyonluk şeyini yaşadım. Ama tam yaşamadım mesela. Bir tarafım eksik kaldı. Burada olmalıydım. Ya yani o gece burada olmalıydım kesinlikle yani. Ya, artık... Belki o yemeği de yemezdim, zehirlenmezdim yani. Doğru. Seneye artık. Seneye bir şampiyonluk, evet, daha. Yine şampiyonluk bekliyoruz. Sergen Hoca bizi yapar gibi geliyor. Artık bize de bırakın ya.
Ama biz nabilelerimiz. Siz kimsiniz? Hayır. Herkes olsun. Sırayla olalım diyormuşum. Peki biraz önce şeyden bahsettin, yani sen erkek gibi oldun da mesela sanat camiasından en çok kimden destek gördün? Vallahi bütün çalıştıklarımdan gördüm. Yani uzun süre zaten konservatuvarda öğrenciyken hem alaylı hem okulluydum. Ve okula gittiğim zaman aynı zamanda akşam işte derslerimden çıkıp işe gidiyordum konsere. Ve sabahlara kadar çalışıyordum. Yani o kadar böyle nasıl diyeyim? Okula gidip oradan yani işi yapıp eve dönmek, uykusuz kalmak, yorulmak, bu süreç de beni çok dağıttı. Zaten o yüzden okul bitmedi aslında, yani hocalarım sen bitiremedin ama bundan dolayı bitiremedin dediler. Yani ilk yıllarımda hem okullu hem alaylı olmak beni çok büyük bir şekilde besledi. Ondan sonra da kendimi toparlamam ve kendime hazır hissetme durumuna gelmem de 10 yıllık bir süreci buldu. Yani hemen böyle pat diye atlayamadım. Seni böyle dinlerken şöyle bir şey düşünüyorum. Yanlış mı tanımlıyorum? Sahnedeki simgeyle evdeki ya da buradaki simge arasında, üçü arasında da hiçbir fark yok gibi geliyor bana. Ya aynı yani güzel. Öyle mi? Ama sen öyle, öyle misin? Şu an öyle. Her zaman öyle. Neden yani. Diyeyim? Çünkü işte anlatılır, bazı sanatçılar anlatıyor işte sahnede o duyduğum anda, o insanların karşısına geçtiğim anda bambaşka, ama evde öyle değilim, evde şöyleyim, böyleyim diye anlatırlar ama sen sanki öyle değilmişsin gibi geliyor ben bana. Ben sahnede evde de bilmiyorum böyle, nasıl. Yani beni zaten Özgür Bey'e sorsanız hani ben sahnede de çok hani böyle kendi halinde ve bazen saçmalayan, bazen bir şeyleri unutan birine dönüşebiliyorum ama zaten beni ben yapan olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bir şeye kalıba girdiğimde burada bunu söylememem lazım. Burada da kendim olmayayım. Burada öbür tarafta da kendim olmayacaksam, evde kendim olacaksam bir şey yaşıyorum. Onu bıraktım yani. Başlarda böyle işte şunu söyleme, bunu yapma falan. O yok. Herkesi bence olduğu gibi kabul etmek lazım. Ben de böyle biriyim. Ne güzel. Sahnede de böyleyim. Sahnede de saçmaladığım anlar olmuştur. Çok gülerler bana. Yani benim şeylerim vardır. Ne derler o şeylere? Potlarım vardır mesela. İnanılmaz Çok potlarım tatlı. vardır. Ve o potlarımla işte ya sevecekler ya nefret edecekler benden. İki yol var yani. Çok samimi bence. Bu da zaten hiçbir şeyi de seni gizleyemiyorum sevmekten. yani. Duygumu da söylüyorum. İşte bir şey sorduklarında onu da gizleyemiyorum. Gizlesem ne olacak? Hadi burada bilmem kaç kişi öğrenmeyecek ama hani ben de buyum yani. Hani bu kendin olduğun andan itibaren bir şey oluyor böyle. Bir Harika. insanın bir rahatlama geliyor yani. Evet. Peki sen şarkılarına bizim enerjimizi yükseltiyorsun. Senin enerjini kim yükseltiyor? Atıyorum evde kimi açıp Ya. dinliyorsun? Ben evde hep şey dinliyorum. Yani yabancı dinliyorum. Bossa Nova dinliyorum bu aralar. Sabahları uyandığımda çoğu zaman klasik müzik dinliyorum. Caz seviyorum. Çünkü böyle Türkçe müzik, bazen de rap dinliyorum Türkçe. Mesela açıyorum yeni bu üçüncü yenileri dinliyorum. Çok iyi geliyor, sözlere gene takılıyorum orada. Hep değişiyor, psikolojik şeye göre de değişiyor. Hayatın akışına göre de değişiyor. Yani hava güzelse daha neşeli şeyler dinlemek istiyorum. Ama genelde hep yabancı ve bazen chill out dinliyorum. Bu ara işte dediğim gibi hep Bossa Nova. Bir tane öyle bir şey buldum Spotify'da. Onun bir listesi var. Aman tanrım bütün bildiğimiz şarkıların tekrardan coverlanmış halleri. Ve muhteşemler yani. O kadar pozitif hissettiriyor ki beni. İşte ne bileyim duş alırken falan. Bir de evde yaptığım bir şeyi daha söyleyeyim. Nature Sounds diye bir şey indirdim telefonuma. Bu bir program. Orada mesela işte çekirge sesi var. İşte dalga sesi var. Deniz dalga sesi, işte çekirge, rüzgar. Onları açıyorum. Evde kitap okurken onları dinliyorum. Yani çok bir medite ediyor çok beni. Güzel. Evi Çok de direkt iyi ormana geliyor. çeviriyorsun yani. Yani ev zaten ormanın dibinde. Oradan zaten geliyor çekirge sesi. O beni doldurmuyor. Ben kamp istiyorum baya. Onu da buldum. Kamptaki gibi böyle cik 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 bütün gün böyle evde. Geçenlerde Simge, de... salonun ortasında çadır kurmuyorsun değil mi bazen? Yok kurmuyorum. Gideceğim için kurmuyorum. Gitmesem onu da kurardım herhalde büyük ihtimalle. O kadar seviyorum yani. Ay ne güzel. Onlar bana iyi gelen şeyler. Peki evet. Sor. Son bir soru daha tabii. Sor. Kadınlar evet, için. Ben, evet'ten bir şey geldi ben, bana. Evet, ben şarkı isteyecektim. Ben o soru soracağım. Şey merak ediyorum. Sor yani güzelim. Kötü kadınlar merak ediyor. Bu güzellik ritüellerin. Ve abi bu ara kendimi hiç güzel hissetmiyorum. Çok, ay, çok böyle güzelsin. Yorgun ve şey hissediyorum çok ama sarısın. Ritüelim şu. Bu ara geldiğimden beri bir şu jet lag'ım bir düzelmedi maalesef. Direkt hastaneye düştüğüm için bir türlü düzelemedi. Ama benim güzellikle ilgili tek söyleyebileceğim şey uyku.
Uykusunu alan kadın her zaman iyi görünür. Dün gece de ben çok uyuyamadım çünkü. Uyku, su ve bunun dışında sabah akşam gözaltı kremi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Nemlendireceğim. Yani bu kadar. Nemsiz bırakmıyoruz kızlar. Olay bu. Ya ben de yani başka bir şey geliyor. Yani uyku, su, gözaltı. Ve gözaltı kremi. Ama çok hem önemli. Hem üstü hem alta. Yani benim tamam. Şu anda tabii bakımım geldi. O ayrı. Benim bakımım geldi. Onu gördüm az önce kameradan ama şey yani bu gözaltı kremi çok önemli arkadaşlar. Size de söylüyorum, erkekler gülüyor ama onlar hiç sürmez. Sonra da bize ne oldu diye gezerler. Evet. Yani bu önemli. Su, uyku bu kadar. Bir de stressiz hayat ya aslında yani. Güzel. Ne mümkün değil. Öyle bir şey söz konusu mümkün değil ama. Doğada belki. Yani doğada yine bir şekilde o yine kuşun sesi bilmem ne dalga sesi şu bu falan iyi geliyor. Ve herkese de tavsiye ediyorum kamp hayatını yani. Mutlaka bir denemeyenler de deneyebilirler. Seni bekliyorum. Gel, inşallah. Sende de bir otelci tipi var ama yani sende tekneci tipi var. Zengin teknesi olan yelkenci. Onlar böyle ben, asar şeylerini. Ben teknemi bıraktım geldim. Evet, gerçekten. Bölüm, ya, gerçekten mi diyor? Bir şey söyleyeceğim ama tam o değil Marina mi? Marina insanı gerçekten şu an. Tam böyle... Ben şu an Gürdala Bacı'yı görüyorum karşımda. Onda da böyle. Onun çok da, fazla yani onun mekanda çıktığı şeyi, için. Tabii canım, onun böyle bir şeyleri vardır. Onlar böyle o şeyleri, kazaklarını buraya atarlar. Ben de teknem olduğunda kazağımı aynen senin gibi öyle bağlayacağım. Bu arada Gürdal abiye de selamlar buradan. Çok evet, severim kendisini. Ben Gürdal Beyciğimi çok öpüyorum. Benim aynen. Canım patronum. Yani hala böyle aşkla, sevgiyle görüştüğüm, doğum günümde ilk arayan, böyle şeker kimler bir insan. Kimler geçti o mekandan, kimler? Ah. Yani gerçekten çok kişiye elleri dokundu. İyi ki varlar. İyi ki de bundan sonra da inşallah var olmaya devam ederler. İlk fırsatta her şey geçsin. Eskişehir'e kavuşalım istiyorum i̇nşallah. Ben de. Amin, inşallah. Bütün Eskişehir'e de selamlarımı gönderiyorum. Simgeciğim ayağına sağlık. Doyamadık. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz yani var ya hastaydı şöyle mi nasıl olacak böyle derken akıp gitti muhteşemdin yani. Evet. Çok sağ ol. Vallahi en geçmişler çok olsun. Teşekkür ediyorum. Hem gecikme için de özür diliyorum sizden ya, aynı zamanda. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ama şarkıyla veda. Tekrar evet, şarkıyla veda ediyoruz. Tamam. Neyle veda ediyoruz? Ben bazen. Aa, en sevdiklerimizden. Ersaycığım.
Teşekkür ederim. Ay evler kıskanır. Ne güzel şarkı olmuş. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir hikayesi Eller Kıskanır? Nasıl ortaya çıktı? Şöyle bu pandemi sürecinde hep ağır eserler yaptık. Bir tane de böyle karşımıza hareketli bir şey çıkınca hemen yapalım dedik. Çünkü artık insanlar biraz gülsün istedim ben de. Benim dinleyicilerim de özellikle. Karşıma çıkınca hemen yaptık. Aranjesini kardeşim yaptı, Emre Doğan. Evet, aile çok... Evet. Aile desteği hep var ama her şarkılarınızda. Zaman. Evet. Çok değerli müzisyenler eşlik etti. İki hafta önce de çıkardık. Ah, hayırlı oldu olsun. Çok teşekkür ederim. Evet Ahmet Koç, hoş geldin Dafne tekrar. Dafne de hayırlı çok olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun çok öncelikle. Çok teşekkür ederim, çok evet. Sağ olun. Evet Dafne. Evet. Ege şu anda en kritik dönemde en ihtiyacımız olan şey yani. Evet. Ege'den evet. Dünyaya açılıyorsunuz Sezen evet. Aksu şarkıları. Nedir Dafne projesinin ortaya çıkacağı? Ya şimdi dünya olarak biliyorsunuz karanlık bir süreçten geçiyoruz pandemiden dolayı. İnsanların gününü, hayatını güzelleştirecek bir şeyler yapmak gerekir düşüncesiyle yola çıktım öncelikle. Şimdi Vasilis Salias zaten dünyanın kabul ettiği, çok saygı duyduğu bir klarnet virtüözü. Ama karşı yakadan, evet, Ege'den, evet kıyının karşı yakasında. Sonra aklıma şey geldi, Egeli, bir Ege ama yine bir Egeli sanatçının şarkılarını seslendirmek nasıl olur düşüncesiyle. Projeyi oluştururken aklıma Sezen Aksu geldi. Şimdi Sezen Aksu biliyorsunuz İzmirli. Evet. Şimdi onun şarkıları tabii hepimizin gönlünde, hepimizin gönül telini titretmiş şarkılar. Herkes kendinden bir şeyler buluyor. Ve gerçekten de klarnetle bağlamaya çok yakışacak şarkılardı. Oturdum, düşündüm. Böyle bir şey oluşturayım dedim. Dafne. Dafne de biliyorsunuz mitolojide çok adı sık sık geçen bir kavram. Ağaç aynı zamanda. Defne ağacı. Böyle bir şey derken böyle baktım taşlar yerine oturuyor, birbirini tamamlıyor. Hiçbir şeyin eklektik olmaması lazım. Yani benim daha önce yaptığım albümlerimde de bağlamayla yabancı şarkıları, işte Sting şarkılarını, evet. Elton John şarkılarını çaldığım zaman şey durmaması gerekirdi. Yani iğreti durmaması, gerçekten yakışması gerekirdi. Burada da o anlayışla yola çıktım. Böyle bir repertuar oluştu. Peki Vasilis'le nasıl bir araya geldi? Sizden mi gitti teklif? İlk duyduğunda ne dedi? Tanışıyor muydunuz daha önce? Evet. Şöyle gıyaben birbirimizi tanıyoruz. Ben bir kere kendisini çok koyu bir hayranıyım. Onun Vangelis'le yaptığı, Vangelis şarkılarını ve Theodorakis şarkılarını yorumladığı albümleri var. Birisi Orama'ydı galiba ve Litani albümü. Şimdi ben bu albümler hep böyle mesela yurt dışına şeye gittiğim zaman, arabayla uzun seyahatlere çıktığım zaman kesinlikle aldığım tek albümdür. Vasilis'le, şey, mesela Atina'ya giderken arabayla gittim. Özellikle Vasilis'in bütün albümlerini aldım. O şeyle, coğrafyayla bütünleşiyor çünkü dinlediğinizde. Öncelikle ben menajeriyle irtibat kurdum. Dedim böyle böyle projem var. Sonra menajeri bana döndü. Ya dedi zaten Salias, Vasilis bu arada İstanbul'da bizim camiada Vasilaki diye tanınıyor. Vasilaki dedi çok seviyormuş senin çalışmalarını, takip ediyormuş. Ondan sonra çok sıcak baktı dedi. Sezen Aksu şarkılarını da çok iyi biliyormuş bu arada. Çok iyi biliyor tabii. Mesela bana sordu hangisi var? Sen Ağlama diyorum. Tükeneceğiz diyorum. Firuze hepsini zaten bana şeyde çalıyor direkt videoda. Çalıyor, harika. Dedim o zaman bu şarkıları yapıyoruz. Böyle başladı. Benden gitti teklif. Harika. Ama şimdi ondan birçok teklif geliyor. Albüm çıktıktan sonra Ahmetciğim diyor bunları konserlere dönüştürelim. Ne güzel inşallah. Mesela yaz konserleri aslında harika. Tam böyle düşünün. Salias yine yanımıza böyle değerli sanatçı arkadaşlarımızı aldığımız zaman güzel konserler olacağını düşünüyoruz. Böyle oldu. Tabii benden sen gitti. Atina'da, o burada İstanbul'da evet. Nasıl güzel olur ya. Çok güzel olur. İnanılmaz mesajlar. Çok ihtiyaç var şu anda. Evet. Biraz güzelleştirelim istedik aynen. İnsanların hayatını, günlerini. Bu anlayışla yola çıktık. Çok iyi düşünmüşsünüz. Pandemi nasıl geçti? Neler ürettiniz? Pandemide yaklaşık 5 tane single çıkardım. Onun dışında maşallah. YouTube... Maşallah. Evet. Maşallah. Öyle denk geldi. Hiçbir şey yapamıyoruz. Stüdyodayız sadece. Göçmen kızı da pandemiydi değil mi? Efendim? Göçmen kızı. Göçmen kızı da öyle. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Yazı bir dert, kışı bir dert. Maus Halimanı, Eller Kıskanır. Onun dışında YouTube'a da bir şeyler yapıyorum sürekli. Televizyon programını işte çektik pandemide. Nefesten Sese'yi. O yayınlanacak. Yeni yayın dönemini bekliyoruz. Üretmekle geçti. Bir de evde yemek yaparak geçti. Öyle bir süreç gibi. Oldu benim için. Bol bol çalıştınız. Evet öyle oldu. Harika. Sen ne yaptın abi? Ya ben şöyle ben zaten Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçısıyım. Bazı konserlerimiz oldu. Çok fazla prova için bir araya gelemedik. Konserlerde birlikte olduk.
arkadaşlarımızla. Onun dışında benim zaten biliyorsunuz yönetmenlik tarafım var. Bugüne kadar 400 küsur albüm yönettim. Evet. Aranjör olarak imza attım. Yine bazı albümler vardı işte seni dediğin evet. gibi herkes sıkıntıdan albüm yaptı, şey evet. yaptı, proje stüdyoda yaptı. Stüdyoda geçti zaman senin. Onu yönettim. Bir de tabii bu Daphne albümü çok zamanımı aldı. Onun dışında aslında daha enteresan olan şey biraz kendimle de baş başa kaldım evde. Ben çok sıkıldım. Ama ben tam tersi bir kaçış oldu. Hani her uyku bir firardır derler ya mesela onun gibi oldu. Böyle bir bana iyi geldi. Biraz kendimle baş başa kaldım. Biraz kendimi dinledim. Enteresandır zaman ayıramadığım arkadaşlarıma, aileme çok daha fazla zaman ayırabildiğim için çok mutlu oldum. Evet. Böyle geçti. Yani müziğin dışında böyle faydasının olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz bu pandemi birçok şeyi de sorgulamanıza neden oldu. Bunların en başında işte bu sosyal ilişkiler geliyor. Yani kültürel ilişkiler, kültür, sanat olayları çok güzel de öte tarafta akan bir hayat var. Sonuçta evinize döndüğünüzde ailenizin babası, işte aileden biri olan Ahmet'siniz. Bunlara zaman ayırmak gerekir diye düşündüm. Bunları yaptım. Birazcık da yine ileriye dönük ne olabilir? Tabii ki SAS çalıştım. Sürekli onunla çalışma odamda. O odanında. Elindedir herhalde. Evet, hep onunla dertleştik. Bu düşünceleri, bu sorunları aslında hep kendisiyle paylaştım. Cevap neler güzel dedi, kim oldu. Bilir neler. O da bana yaşadın. Dedi ki Vasilis'le bir çalışma yap. Oturduk öyle. Peki 10 şarkıya nasıl karar verdiniz onu merak ediyorum. Ya şöyle şimdi ben benim çalışmalarıma bakarsanız konsept bir çalışma olduğunu görürsünüz. Hı-hı. Daha önce yaptığım işte Paradox albümünde yabancı şarkılar. Yedi Karanfil aslında ta en başa dönersek evet. 94'te yaptığım Yedi Karanfil bir konseptti. Sonra onun etkileri hala devam ediyor. O, ama söylüyorlar Yedi Karanfil'den de bir türkü okur musunuz diye. Çok i̇şte o evet o albüm öyle bir önce albümdü. Sonra Yol Türküleri, Yedi Ver Anadolu, senfonik çalışmalar ama yine halk müziği veya film müzikleri. Sonra artık yabancı bir şeyler, değişik bir şeyler yapmam düşüncesiyle işte yabancı şarkıları oluşturdum. Onu oluşturduktan sonra birkaç tane öyle albüm yaptıktan sonra dedim ki artık daha farklı bir şeyler denemelisin. Klasik Batı müziği albümü yaptım. Bu albüm pastoral albümünde de Beethoven, Bach, Schubert, Schumann çaldım. Bağlamayla arkamda çok büyük orkestra eşlik etti. Sonra onu projeye çevirdik. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Köprü ve Ötesi projesi yaptım. Köln Senfoni Orkestrası bana eşlik etti. Betin Güneş yine Türk asıllı, dünya ünlü bir Alman şef. Betin Güneş orkestrayı yönetti. İsviçre, Almanya, İtalya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde konserler verdik. Sonra onun devamı vardı. Balkan ülkelerinde yapacaktık. Pandemiye denk geldi. Şimdi sırada inşallah o var. Bu albüm de işte o uzantının yine nasıl değişik bir şey yapabilirim. Ama bu sefer dedim ki ya bir ustayla paylaşmalıyım müziğimi. Kaç şarkı olmalı? Bir iki şarkı olmaz. Dinleyiciye daha şey vermek lazım. Biraz büyük oynadım. 10 tane şarkıya girdim. Şimdi müzisyen arkadaşlarım da çok iyi bilirler. Sen de çok iyi bilirsin. Bu işin en önemli kısmı telif kısmı. Evet, aslında maalesef. Baktığınız zaman. Şimdi hem sektör kötü ama aynı zamanda telif için başvurduğunuz zaman sanatçılara tabii doğal olarak hak sahiplerine ödenen bir ön ücret var. Bunlara baktığınız zaman da çok büyük paralar. Tam ben bunu düşünürken tabii bütçeyi de düşünürken Sezen Hanım çok çok güzel bir şey yaptı. Evet. Kendisine ait 7 tane söz ve 7 tane şarkıdan telif ücreti almadı benden. Çok memnun güzel. Olduğunu söyledi. Gençlere destek olduğunu biliyordum ama profesyonel birine süper. Evet sağ olsun hiç kırmadı. Onun dışında da Atilla Özdemiroğlu'nun işte Firuze var. Yine Onlu Tunç'un birkaç eseri var. O izinleri almak zor derken bu beni rahatlattı. Çok güzel. Dolayısıyla 10 parçayı 10 eseri bir araya getirebildik. Canlı icra edildi. Ama eğer gerçekten böyle bir şeye girseniz bugün hani telif ücretlerini, o ön telifleri ödeseniz çok ciddi bir rakam. Maliyetli işler. Çok. Albüm satışları ortada zaten evet. biliyorsunuz. Konserler belli mi? Şu anda belli olan var mı? İlk mesela nerede, ne zaman? Vallahi şimdi biz işte albüm çıktı dijital platformlarda. İnşallah ileride isteğe bağlı olarak çok yakında belki plak ve CD olarak da yayınlanacak. Amacımız aslında halklar arasında bir barış kırlangıcı evet. uçurabilmek. İki halk arasında bu kadim dostluk. Biliyorsunuz biz aslında iyi anlaşan iki milletiz. Politika başka bir şey. Aynen. Kültür her zaman politikanın dışında biliyorsunuz. Ben bunu şeyde gördüm. Yani 97 Eurovision'a katıldığımızda hatırlarsınız Şebnem Paker'le katılmıştım.
Orada mesela ya işte biz Türk'üz, bunlar birbirlerini destekleyen şey kulübü, işte Batı kulübü. Hayır, öyle değil. Müzik güzel olunca, etkileyince o insanlar da gerçekten sizin hakkınızı veriyorlar. Böyle bir şeyle yola çıktığım zaman müziğin paylaşılabilecek bir şey ve politikanın çok dışında ve üstünde bir şey, tırnak içinde söylüyorum, olduğunu düşünerek daha çok mesela Yunanistan'da, Atina'da olabilir, Selanik'te olabilir, burada olabilir, işte Açık Hava Tiyatrosu olabilir, İzmir olabilir bakın mesela. Bu tür yerlerde konser düşüncelerimiz var ama şu an hepsi havada. Malum olaylardan dolayı. Çünkü bilemezsiniz. Ne olacağını, yarını bilmiyoruz. Yarın başka bir şey olur, iptal olabilir ama şu an böyle bir hazırlığın içindeyiz. Hadi bakalım. Hadi canlı bir şey dinleyelim. Evet, artık bir şey dinleyelim. Tükeneceğiz yarın. Çok güzel. Thank you.
Evet. Çok kadar güzel. Elinize sağlık. Teşekkürler. Peki Sezen Hanım nasıl buldu? Sezen Hanım da önümüzdeki günlerde inşallah bir araya geliyoruz. Çünkü bittikten sonra ona tamamını dinleteceğiz diye konuştuk. Sevgili Özgür Aras, o çok yardımcı oldu bu konuda. Merak ediyorum düşüncelerini ama şeyi söylemiş zaten. Yani klarneti çok sevdiğini söylemiş. Bağlamayı da keza öyle. Çok güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum demiş. Eğer işte plak ve CD de çıkarsa öyle gitmek istiyorum. İkisi de gerçekten müthiş ses. Yani şu anda böyle alıp götürüyor yani. Çok teşekkürler. Durmasını hiç bitmesini istemedim. Yani. Evet, çok teşekkür ederim. Siz hep isteyin biz hep çalalım. Söyledin mi? Bu arada eklemek istiyorum. Sezen Aksu'nun bütün şarkıları pandemi döneminde bütün müzisyenlere ücretsiz. Evet onu biraz önce söyledim. Gençlere öyleydi ama ben profesyonellere öyle olduğunu bilmiyordum. Şu anda öğrendim. Yani. Profesyonellerin de ihtiyacı var yani. Kimsenin konsere gidemediği bir dönem. Doğru. Kazanamadığı bir dönem. O yüzden çok önemli bir destek. Teşekkür ediyorum. Kendisine. Kesinlikle. Evet, süper. Sen de uzak değilsin bağlamaya. Deden, baban evde. Evet. Değil mi? Bu hikayeyi sürekli anlatmıştım bir önceki programda. 5 yaşında uzun ince bir yol. Ben... Şimdi Ahmet Bey'in yanında çalıyorum diyemeyeceğim ama tabii ben de eğitim aldım bağlama üzerine. Uzun zaman eğitim aldım ama solistliği daha çok sevdiğim için onun üzerine çalışmalar ve eğitimlerimi aldım. Evde kendime eşlik ediyorum. Ya da televizyon programında bir iki eser istiyorlarsa, sahnede bir iki eser istiyorlarsa çalıyorum. Keman da keza öyle. Keman eğitimi aldım ama çok ön plana geçmiyor onlar. Hani çok iyiyim diyemeyeceğim. Az önce seni övüyordum da çok cool duruyor, çok güzel duruyor diye. Piyano derslerim hep düşüktü benim. Lisede ve üniversitede. Maalesef. Hani sonatinler, sonat çaldım tabii sınavlarda ama o kadar. Hani notasız çalamam. Evet şu 5 single'ı biraz konuşalım. Göçmen tamam. Kızı, Rumeli Türküsü ve Acı Bir Hikayesi var. Evet. Ondan önce Kendine iyi Bakı aslında ben okumak istiyordum. Hatta aranjesini de Ahmet Kaya'nın, Ahmet Bey yapmış. Evet. 1900 kaçtı? 90 yılı. 90'da. 90, 89'da çalışmasına başladık. 90'da albümü çıkarmıştık. Çok okumak istedim o eseri. Müzik yapımcımla konuştum. Halledebilir miyiz telifi vesaire dedi. Halloldu. Sağ olsun Gülten Kaya izin verdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Onu yaptık akustik. Ondan sonra da Göçmen Kızı'nı yaptık ama onu biraz farklı sunduk. Altyapısını değiştirdik. Biraz bilinenin dışında oldu. Günümüz soundlarında trap belki hani sevmeyeni de çok seveni de çok. Öyle bir deneme yaptık. Artık güzel seveni oldu. Çok. Seveni çok ama türkülerde çok denenmiş bir şey değildi. Sevmeyen de oldu, seven de oldu ama benim içime sindi. Çok güzel. Yıllar önce Mahsun Kırmızıgül okumuştu o türküyü, o bayağı bir duyurmuştu. Sonra arada birkaç kişi okumuş, ben de bu şekilde yorumladım. Peki Kendine iyi Bak Gülten Hanım nasıl buldu yorumunuzu? Biz aslında onun hikayesi de başka. Onu da Deep House şeklinde yapmak istedik ama onu istemedi. Bence de. Sen bayağı. Hani yani yeni bir şeyler arıyoruz. Sonuçta Ahmet Kaya onu çok güzel okumuş. Şimdi Ahmet Kaya varken benden dinlemez kimse onu. Ben de farklı bir yorumlamak istedim. Öyle düşünme bence sözünüzü o şarkı. Sözünüzü kesiyorum ama bence şöyle yapmak, öyle düşünmemek gerekiyor. Şimdi eğer yapılan bir şeyin aynını yapıyorsanız sanata bir şey katamazsın. Şimdi Ahmet Kaya'da biz onu 90 yılında yapmışız, o şekilde yapmışız. Ama şimdi siz bakın kaç yıl sonra yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla sizin bir şeyler katmanız, değişik bir şeyler katmanız gerekiyor. Ben besteci olsaydım, siz benden isteseniz ben böyle bir soundla denemek istiyorum deseniz ben izin veririm. Yani bir denememize izin verilebilirdi ben aslında veririm. Başlangıçta ama direkt katı kural hani istenmedi. Mecbur akustiğe döndük biz de. Öyle okudum. Hatta bugün de okuyacağım sizler için. Evet şimdi onu dinleyelim ama bunun cevabı geldi mi? Akustiğini beğendim ya da bir şey dedi. Akustiğini beğendi beğendi. Süper. Yani beğenmese izin vermezdi. Doğru çünkü söylesin. Ona da gidiyor dinliyor. Hani ona göre izin verdikten sonra. O zaman dinleyelim. Evet dinleyelim. Tamam. O ben zaman de merak ettim. Tamam geçiyorum. Acılar birden biter mi?
de böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Diken kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mauzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir mauzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme. Su akar yatağını bulur. Çok teşekkür ederim. Güzel eşliğiniz. Ağzınıza çok sağlık. Çok güzel, teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Evet. Bir hikayesi var diyordunuz. Evet. Ya şimdi rahmetli Ahmet Kaya ile çalışırken bu şarkıyı ilk yaptığımızda okumaları yaptık. Şeyi getirdi. Rahmetli Aysel Gürel gelmişti. Şarkıyı dinlemişti. Bunu çok beğenmişti. Ve bu şarkını da şan kaydını kim yaptı biliyor musunuz? Kim? O gün Tom Meister olmasına rağmen sevgili Melih Kibar. Aa, ya, çok güzel. Çok güzel. O kaydetti. Hatta Ahmet Kaya, Ahmet'e bir şeyler söyledi. Şöyle burayı işte şöyle söylesen. Mesela ben şeye çok takılmıştım bu şarkıda. Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya. Menekşenin kokusu yok. Yok diyorlar. Evet, bunu söylüyor enteresan. Herkes. Evet. Ali abinin sözleri, Ali Çınar. O da enteresan mesela. Böyle değişik anılar. Enteresan bir tarihe şey tanıklık etmişim. Melih Kibar, Aysel Gürel, evet. Ahmet Kaya. Tabii çok çok ilginç anılarımız var ya o stüdyo çalışmasında. Çünkü şöyle o albümde ilk defa Yusuf Hayaloğlu'nun sözlerinin olmadığı bir albümdür. Hmm. Onlar biliyorsunuz çok iyi bir ikiliydiler. Evet. O albümde değişik bir konsept çalışma oldu. İlk tepki almıştı. Değil mi? Hatırlıyorum. İlk çıktığında çok hayal kırıklığı yaratmıştı albüm. Çünkü bir, Yusuf Hayaloğlu yok. Şimdi Yusuf Hayaloğlu çok güçlü bir söz yazarı. Evet. Yorgun Demokrat, Baş Kaldırıyorum, Adı Bahtiyar. Arkasından Sevgi Duvarı, Can Yücel'in şiiri. Hı hı. İşte
ilk defa şiirleri yayınlanan bir söz yazarı Ali Çınar. Ondan sonra bu da o sözleri de onun, evet. Ait. Fakat mesela ben o albümde şeyi getirdim. Şiire gazele şarkısını ilk Azerbaycan'dan işte Şener Önaldı benim hocam o okumuştu. İlk defa Ahmet Ona getirdim. Kaşkabağı getirdim. İlk defa o da seslendirildi. Ondan sonra böyle bir konsept olunca şimdi albüm çıktı, beni şey aradı. İlk Hakan Peker aradı. Ahmetciğim dedi, eline sağlık, muhteşem bir albüm olmuş. Sonra başka bir arkadaş aradı, popçular arıyor sürekli. Yani diğer taraftan arayan yok. Allah Allah dedim ya. Sonra denemek için koyu Ahmet Kaya hayranları nasıl dedim, abi ya falan böyle gelince eyvah dedim ya. Hani Ahmet Kaya bana çok büyük bir şey tanıdı bizi bu yaşta şey yaptı. Böyle bir şey tanıdı ama acaba şey mi olacak? Aradan 3-4 ay geçti. O ya falan diyenler, abi çok güzel albümmüş aslında. Sonra baktım şey büyüdü. Alıştık. Şimdi bunun aynını Zülfü Livaneli şeyde yaşamıştı, bana anlatmıştı. Türkiye ilk geldiğinde yaptığı resmi albüm Ada albümü vardı. Gün olur alır başımı giderim. Şimdi albümü dinliyorsunuz, bağlama yok albümde, hiç yok. Lan birinci şarkı, ikinci şarkı, sus söyleme, gözlerin, bilmem ne falan ama bağlama yok. Zülfü abi işte o zaman biz görüşüyorduk kendisiyle. Ben konservatuvarda öğrenciydim, yanına gidiyordum. Ya diyordu, İnsanlar niye tepki gösteriyor anlamıyorum. İlla bağlama, hani Zülfü Livaneli bağlama özdeşleştirmişler. Ama hani farklı şeyler yapmak lazım. Ama sonra ne oldu? Albüm de Livaneli'nin gerçekten en çok dinlenen albümlerinde. Demek ki zaman önemli. Evet. Yani o albümün öyle bir hikayesi var. Zaman önemli, cesaret önemli. Yani ben mesela Elif'i inanılmaz derece takdir ediyorum. Biz çok özlüyoruz türküleri ve niye kimse içmiyor? Gencecik, pırıl pırıl. Evet. Çok da güzel sesini, ne güzel yorumladı değil ve mi? Günümüze seçiyor. Evet. Güzel, günümüzle harmanlıyor. İyi ki bunları yapıyorsun bence. İlk şarkı da öyle. Mesela ilk söylediğiniz şarkı mesela... Eller tarzı, evet. Ama mesela baktığınız zaman hani klasik halk müziği anlayışı değil. Daha çok böyle cipsi. Latin bir düzenlemeydi. Evet, şöyle ben zaten türküleri okuyorum. Bunun için birçok platform var. Ben de devlet sanatçısıyım, Kültür Bakanlığı'nda çalışıyorum. Orada zaten okunmayan bütün türküleri okuyoruz. Keza TRT Müzik'te de yaptığım programda da okuyorum. Ama yeni nesile ve bu düzene ayak uydurmak için böyle modern düzenlemeli eserleri seviyorum. Kendim de özellikle çok istiyorum, ısrarcı oluyorum. Bağlama koymadığım zaman bana da çok kızıyorlar. Ama zaten bağlamalı okuduğum çok eser var. Hani onları da dinleyebilirsiniz ama bunlar da olsun istiyorum. Çok eleştiri de alıyor musun? Alıyorum. Çünkü çok katı insanlar. Evet, özellikle katı. Eski eserlere ya ne gerek var, bozuluyor. O öyle çıkmış, öyle çok devam etmeli. Söylüyorlar ama olsun. Son yani gerekli olanı alışılıyor galiba. Evet, gerekli olanı alıyorum. Onu düzelterek devam ediyorum ama her şeye de tabii kulak asamam. Sonuçta çok benim de beğenilerim, zevklerim var. Önce benim çok beğeniyor ve istiyor olmam lazım. Sonrasında zaten ben seviyorsam dinleyici de mutlaka seviyor. Ay sen günümüz sanatçısın ayrıca. Şu tarafından da bakmak lazım. Türküleri de sevdiriyorsun. Yeni nesil nasıl yorumlarda bulunuyor söylediğin türkülere? Şöyle birçok küçük yaş grubundaki kızlar çok takip ediyor. Yani böyle 11 ile 17 arasında. Onun dışında da hani çok fazla hani TRT Müzik izleyen bir kitle var. Daha çok evde vakit geçiren büyüklerimiz. Onlar çok takip ediyorlar. Ama küçükler de çok dinliyor ve cover gönderiyorlar mesela. Bu son çıkardığım eserle ilgili bayağı bir video geldi. Ondan öncekilerle ilgili de geldi. Mutlu oluyorum yani bunu takip eden, bunu örnek alan gençler de var. Çok biraz tabii güzel. Köklerden de geliyor olması önemli ama özel merakı olanlar da var. Sen bir röportajında öyle demiştin zaten, evde türkülerle ve bağlamayla büyüdün ki şu anda bunu bu kadar seviyorsun, öyle olunca zaten. O yüzden de senin bu yaştaki kızlara bunu sevdirmen çok önemli bence, çok gelecek önemli. Açısından. Kesinlikle çok öyle. Değerli. Ahmet abi bir yeni bir şey dinleyelim. Evet. Evet. O zaman şöyle yapalım. Benim daha önce yabancı şarkıları çaldığım Paradox albümünden bir şarkı seslendirelim. Tamam. Bir Küba şarkısı, Hasta Siempre. Komandante Che Guevara biliyorsunuz artık. Evet. Bunda da sizin az önce dediğiniz gibi ben birazcık kariyerimi riske atarak ne güzel Yedi Karanfil, Yedi Ver Anadolu böyle satan albümler. Nasıl? Ama bir dakika ya değişik bir şeyler yapmak lazım diye kariyerimi riske attım ama şükürler olsun ki beğeni gördü. Oradan bir şarkı seslendireyim o zaman.
Ay bravo. İyi geldim. Direkt Küba sahillerine evet, gittik. Evet, gittik geldik. Gittik geldik, evet. Ay, evet, evet. Diyorsunuz hala hedefim bağlamayı bütün dünyaya tanıtmak, zaten tanıttınız. Estağfurullah. Neredeyse yani. Yani böyle ulusal bir enstrümanı, bizim baş tacımız olan bir enstrümanı böyle biraz evrenselliğe taşımak, taşıyabilmek böyle bir misyonumuz da, görevimiz de var. Çok güzel. Beni mutlu ediyor. Kaç açıkçası. Ülke oldu? Nasıl? Konserler kaç ülke oldu saydın mı? Vallahi tahmini. O kadar çok. Çok çok. Herhalde bir 20 ülkede en az. Buna Orta Doğu ülkeleri de dahil. Harika. Fas, Tunus gibi. Hı hı. Zaten Balkan ülkeleri sağ olsun çok seviyorlar. Hı hı. Kazakistan var yine o tarafta. Aslında biraz şey olsa Güney Amerika'da konser vermeyi çok istiyorum ben. Evet, şu anda diziler orada inanılmaz evet. derecede gidiyor. Bir önceki kesin. Albümüm Narcos'tu bu arada. Narcos'un şarkısını yapmıştım. Evet evet. Bizim geçen iki sene önceki programda söylemiştim. Evet, evet. Çalmıştım pardon. Evet çalmıştım. Onu yaptık. Şey bir düşkünlüğüm var. Güney Amerika'yı güzel. Çok seviyorum. Yani. Çok güzel. Senin var mı öyle bir projen uluslararası türkülerle alakalı? Çok konser verdim ben de yurt dışında ama hı-hı. sadece türkü söyledim. Çok isterim yani böyle farklı projelerde yer almayı. Yani inşallah teklif gelirse. Olur. Senfoniyle okuduğum türküler oldu. O hı-hı. düzenlemelere uyan eserleri okudum. Fakat öyle bireysel bir konserim olmadı. Çok evet. isterim ama. İnşallah hadi. Olur. Sen benimsin dinleyelim mi? Dinleyelim. Hadi. Neşet Ertaş'tan. Evet. Thank you.
bibirdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. İkimizin kalbi birdir. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Bravo Elif. Teşekkür ediyorum. Bravo. Ne iyi geldi. Ağzınıza sağlık. Teşekkür çok güzel ederim. Bir icra. Neşet Usta'yı da almış olduk. Evet, evet, evet. En son bir bankanın reklamında kullandılar bunu. Ondan beridir de çok isteniyor. Ben evet. de okumak istedim. Harika. Böyle ufak bir provayla doğaçlama. Çok sağ olun. Ne güzel oldu. Teşekkür ederim. Sen okumayı bırakacak mısın yoksa hep okumayı mı düşünüyorsun? Yüksek lisans yapıyormuşsun galiba. Yok ben doktora yapıyorum. Doktora? Oo, tabii yüksek pardon. Lisans bitti. Süreli çok oldu. Geçen yani, programdaydı değil mi? Evet. Geçen her yönde bir şey oluyor. Bir dahaki sefere de kesin profesör olarak profesör. Öyle mi? Yani çok seviyorum öğrenmeyi. Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyim. Daha işin teorisiyle ilgileniyorum şu an. Müzik kısmını zaten ustalardan dinleyip öğreniyoruz ya da yeni eserleri okuyoruz. Devlet korosunda da icram devam ediyor. Onun dışında teori kısmını da geliştirmek için doktorama Lüksel. Devam ediyorum. İyi yetiştirebiliyorsun her şeyi. Yetişiyor. Maşallah işte tam şeyi soracağım. Bundan sonra başka hedeflerin neler bunların dışında? Aslında böyle uzun vadede hedeflerimi çok açıklamayı sevmiyorum. Biraz nazara kısa inanıyorum. Kısa vadede şu an eserler var mesela. Elimde. 2-3 tane eser var. Feat yapacağım eserler var ve bir DJ hatta iki farklı DJ değişik bir şey olacak. Yine türkü ikisi de beste değil. Onlarla ilgili projem devam ediyor. Onun dışında besteler var. YouTube projesi devam ediyor. Her cuma akşamı video koyuyorum kanalıma. Hı-hı. Pazar akşamları da TRT Müzik'teyiz saat 21.00'da. Konserler olsun diye bekliyorum. Umarım herkes kurallara uyar da biz de bir an önce sahneye çıkarız. Çünkü çok özledim yani. Şu an tarihler var ama yine söylemiyorum çünkü iptal şey olabilir. Evet. Online verdiniz mi konser? Online de verdim evet. Nasıldı hissiyatı? Çok sevemedim. Yani canlı gibi değil. Ama hiç yoktan iyidir. Evet hiç yoktan iyidir. Okuduk. Evet siz online konser verdiniz mi? Ya ben çok online konser vermedim de bir iki şeye katıldım. Ama dediğin gibi yani bütünleşemiyorsun. Bende şey huyu var bir de konser verdiğim zaman böyle seyirciyle çok yakın olmam gerekiyor. Şeyi kurmam göz için böyle. Temazı. Evet, göz teması, enerji. Böyle uzak stadyum konserlerinde çok evet. bütünlük sağlayamıyorum. Online konserlerde nedense ben giremedim yani o havaya. Evet. Hani şey hissediyorum ama geçen gün içim bir tuhaf oldu ya. Şeyi seyrettim de eski verdiğimiz bir konseri gördüm televizyonda. İçim bir tuhaf oldu ya böyle de bir şey vardı dedim ya. Evet. Hani ne güzel bir şey. Düşünsenize şimdi dünyanın en büyük futbol takımları İngiltere Ligi'nde maç yapıyorlar ve boş tribün. Stat boş. Türkiye'de de aynı şekilde. Gerçekten özlediğimiz şeyler. Online tamam güzel. Bir yere kadar güzel ama. Şey oluyor ya göz teması kurunca kesinlikle. Eseri ona göre seçiyorsunuz tepkiye göre. Emoji aynı hissi vermiyor. Evet. Evet aynen öyle. Yani. Gerçekten. Harika. Sen Ahmet abi sinirlendiğin zaman hiç sinirlendiğin zaman evet. demeyelim. Bağlamın tellerini kopardın oldu. Hiç kopmadı mı? Yok. Ben biraz sert çalarım aslında. Orhan abiyle biz aynı Gencebay'la o da sert çalar. Bazen bir arada geldiğimiz zaman çalıyoruz. Acayip sert bir şey çıkıyor zaten. Ya yok öyle bir şey olmadı da enteresandır. Ben stüdyoda çok gerginim. Yani yönettiğim albümlerde de öyle mesela çalan müzisyenler de onu söyler ya da orkestrada bizim arkadaşlar devlet orkestrasında. Orada da aranjmanları yaptığım için. Evet. Şey var hani bizim Fatih Kısapağ'ın lafı vardı sözü. Öfkeyle, sistemle, mızrabımı vurdum tele. Ben o şekilde vuruyorum. Yani şey yapmıyorum, teli koparmıyorum. Pek yaşamadım ama, yani onu. Ama akort yaparken gitmiştir ama. Çok. Akort yaparken, evet. Vurgular sıkılırken çok kopuyor. Bir de hep şeydir. Böyle çok acayip önemli bir konsere çıkacaksınız. Muhakkak olur ya böyle bir şey. Durup dururken tel koparım mesela. Sahneye çık orada 5 dakika var. Sinirlenmeme gerek yok diyorsun. Gerçekten kendiliğinden kopuyor. Sonuçta yaşıyor yani. Şehir değişince bile sıkıntı tabii. oluyor aslında. Akort tutmuyor. Yani ben çok karşılaşıyorum. Mesela şu an bu bağlamayı buraya koydum ya. Evet. Belki bir saat önceki koyduğumla aynı değil akordu. Evet. Muhakkak etkileniyor.
Böyle de bir narin enstrüman, tabii bağlama böyle bir enstrüman. Dediğiniz gibi bazen de böyle işte en olmayacak yerlerde olabiliyor. Şey olabiliyor, aksilik olabiliyor. Şu basit olay bir gün, ya şu mızrap ne kadar basit bir şey biliyor musunuz? Yani 50 kuruş falan bu. Bunu kaybettiğin zaman eyvah oluyor. Sana yedek, ya yedek var mıydı? Ama Allah'tan şimdi Türk insanında hep şey vardır. Mesela muhakkak sorsam gitar çalıyor. Fazıl Say'a sorun ya birine sorun. Nasıl? İlk önce babam bana bir bağlama almıştı. Evet. Küçükken öyle başladım da hep öyledir. O yüzden de muhakkak orkestradaki bir arkadaşın cebinde mızrap oluyor ya. Olacak şey. Ya diyorum mızrap unutmuşum. Bende var abi diyor. Çıkartacak ya. Bu çok güzel bir şey. Güzel, güzel bir şey. Bir de şey vardır. Madem sordunuz öyle enteresan şeyler anlatayım. Şimdi Almanya'da konsere gittik diyelim ki. Ama yorulduk, öldük, bittik, provasıydı, konserdi, bir yere geldik. Şimdi hani bir eve davet ediyorlar ya sizi. Olmuştur sende evet. De çok. Eve davet ediyorlar. Ya gidiyorsun şimdi eve, güzel çay kahve. Ahmetçim ya bir bağlama hani biraz çalsan. Şimdi sen de yorulmuşsun tamam mı? Ama oh ne güzel. Ya araba şey otelde saz diyorsun evet. Ya. Önemli değil. Kızım üst kattakinden git saz. Her evde mi bağlama olur? Her evde doğru, mi bağlama güzel. Olur? Hani bas gitarı çalsam belki öyle bir şansın olmayacak. Hani yukarıdan evet. Bas gitarı getirin. Olmayacak ama böyle güzel tarafları da var. Yani evet. Esprisini yapıyoruz ama yaygın bir enstrüman. Müzik zamanı. O zaman evet. Sen ağlama diye. Alalım. O zaman sen ağlama. Evet yine bir Sezen Aksu şarkısı. Sezen Aksu'nun en sevdiğim ikinci şarkısı. Birincisi Geçer diye bir şarkısı var biliyorsunuz. İkinci şarkısı da budur. Thank you.
Teşekkürler. Ya. Çok teşekkür ederim. Gerçekten harika. Sağ olun. Çok hisli. Orazak kemanımızı da döktürdü. Evet, şimdi kemanımız yani. Bunu söyleyecek. Orkestra çok güzel gerçekten. Çok güzel bir orkestra. Çok özellikle sana eşlik ederken sizi de tebrik ediyorum. Evet. Vokal ve piyano, keman ve diğer arkadaşlarım. Evet, davulumuzdaydır. Bir sonraki sezonda daha da büyüyor. Evet, evet. Evet. Lazım olursa. Her geçen. İki sene önce geldiğinde bir piyano vardı. Evet, ben de öyleydim. Giderek büyüyordum. Yine büyüyor. Evet. Senin senfoni orkestrasıyla karşılaşma olacağım. Evet. Biz de sizi övelim yani, programımız çok güzel gerçekten. Anladım. Takip ediyoruz. Çok önemli isimler geliyor. Kendin yokken izliyor musun? Sosyal medya hesaplarından izliyorum. Evet. Yani ama buraya gelmeden önce de bir baktım yeni konsepte. Hani böyle konuşmalara vesaire. Çok hoş. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, doğru. Ağzına sağlık. Senin şarkınla veda edeceğiz ama. Hatta birlikte aslında hadi yapalım o zaman, isterim. Süpersiniz. Gesi bağlarını. Ha, olur. Yani arada eşlik ederseniz çok keyifli olur. Olur. Biz bir veda edelim. Evet, evet. Değerli izleyiciler, yine bir akşamın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yes, boy.